Aprilius'ta Doğan Er ve Tüfekçioğlu kazandı. 2023 Türkiye Baha Şampiyonası 3. yarışı olan Baha Aprilius Düzce Offroad Spor Kulübü Dosot tarafından Aykırı Apex, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi katkılarıyla 24-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. 21 araç ve 42 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk gününde 70.65 kilometre uzunluğundaki Akçakoca Bey etabı iki kez geçilirken ikinci gün bir kez geçilen Konuralp Bey etabı yoğun yağış nedeniyle kısaltıldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda yapılan ödül töreniyle son bulan yarışın geniş özetiyle Baha yayınımıza başlıyoruz. Yarışın ilk gününü 1. sırada Can-Am Maverick X3 araçlarıyla Derin Doğaner, Onur Sırımoğlu ikilisi tamamladı. Derin Doğaner, Onur Sırımoğlu günün ilk etabı Akçakoca Bey özel etap 1'de ikinci zamanı yaptılar. Bu etapta sadece 6 saniye zaman kaybettiler. Derin Doğaner, Onur Sırımoğlu ikilisi gün ortası servisinden sonra aynı etabı bir kez daha geçtiler ve bu kez best time'a imza attılar. Çok iyi bir zaman farkı yakalayan Doğaner Sırımoğlu ikilisi ilk gün sonunda genel klasman birinciliğini elde ettiler. En yakın rakipleriyle aralarında 10 dakika zaman farkı da oluşmuştu. Bu avantajla ikinci güne çıkacaklardı. Başarılı bir şekilde tamamlayan ekip, ertesi gün sağanak yağmurun etapları ağırlaştırması sonucu zor bir etap geçtiler. Konuralp Bey etabında start alan Derin Doğaner, Onur Sırımoğlu ikilisi 3. etapta temkinli sürüş yaptılar. Bunun nedeni ise ilk gün ceplerine koydukları 10 dakika zamanı temkinli kullanarak yarışı kazanma parolasıyla start aldılar. Hava koşullarının zorlaşması sonrası etabın ikinci geçirişi iptal edildi ve bu sonuçla Derin Doğaner, Onur Sırımoğlu ikilisi 2023 Türkiye Baha Şampiyonası 3. yarış Düzce ayağının galibi oldu. Bu yarış öncesi yeniledikleri araçlarıyla sezonun ilk birinciliğini de elde etmiş oldular. Yani bizim için gerçekten çok güzel geçti diyebilirim. Yeni arabamızla ilk yarışımızda dünkü 2-60 kilometrelik iki etabı da birinci olarak bitirdik. Süper. Bugün o yüzden içimiz de rahattı, hedefimiz de belliydi. O yüzden çok da hiç zorlamadık diyelim. Harika. Aramızdaki fark daydı. O yüzden bugün de güzel bir şekilde yarıştık. Birinciliğimizi aldık, çok mutluyuz. Derin her şeyi anlattı zaten. Çok bana söyleyecek bir şey kalmadı. Yolu iyi bulabildin mi? Önemli olan senin için çok zordu. Valla bugün herhalde rahatlıktan oldu, bir yol kaçırdık. Kaçırdı. Bir 5-6 dakika zaman kaybettik. Evet. Yine çok rahat gidiyorduk. Güzel. Çünkü arkamızdaki rakibimizle, Diren'le 12 dakika vardı aramızda. Evet. İşte o yol kaybıyla ama yine 12 dakika bize yetti orada. Yine erken dönmüşsünüz. Evet yani kurtardık. Dünkü avantajımız, yani dün aslında çok dediği gibi çok öyle birincilik parolasıyla çıkmadık yani. Normal, gayet sakin başladık ama biz az sorun yaşadık. Rakiplerimiz biraz daha fazla sorun yaşadılar anladığım kadarıyla. Oradaki işte onların zaman kaybı bize avantaj oldu. Etap çok hızlıydı. Biraz sorun yaşamaların nedeni bu da olabilirdi. Tabii olabilir. Bugünkü etap özellikle çok kaygandı bir de. Çok çamurluydu ve çok kaygandı. Bir de ilk araba olmanın zemin, çünkü tertemiz olduğu için sabun gibi kayıyor. Öyle bir dezavantajı vardı. Ama yine bitirdik. Mutluyuz. Aynen öyle. Düzce yarışında ikinciliği Diren Ülkü, Caner Çapar ikilisi elde etti. Ekip Rally'nin ilk etabında best time'a imza attı. Bu etapta 6 saniye zaman avantajı elde eden ekip gün ortası servisine lider girdi. Aynı etabın ikinci geçirişinde ise Diren Ülkü, Caner Çapar ikilisi temkinli sürüş yaptılar ve etabı 4. sırada tamamladılar. Bu sonuçla ilk günün genel klasman ikincisi olarak noktaladılar.
Yarışın ikinci gününe tempolu başlayan Direnüyükü Caner Çapar ikilisi ikinci kez yarışta best time'a imza attı. Etabı kazanan ekip Düzce yarışını genel klasman ikincisi olarak tamamlamayı başardı. Yarış sonrası mikrofonumuzu Direnüyükü'ye uzattık. Öncelikle dediğim gibi bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi buradan iletmek istiyorum. Çok kusursuz bir organizasyondu. Herkesin eline emeğine sağlık. Onun dışında yarışla ilgili kendi özelimizde ilk gün, ilk etabı çok problemsiz geçtik. Ama ikinci etapta bazı mekanik sıkıntılar yaşadık. Bu bizi biraz geriye düşürdü ama bugün etabın bestini yaparak biraz daha telafi etmiş olduk. Şampiyonadaki iddiamızı da sürdürüyoruz. Denizli'de de elimizden gelenin en iyisini yapıp yılı bitirmek istiyoruz. Yani çok aşırı bir problem diyeceğimiz bir şey yaşamadık. Bir elektriksel problemimiz oldu. Orada biraz vakit kaybettik. Evet. Zaten birinciliği de bir dakikayla kaybettik. Evet. Üzülmüyoruz. Bence çok güzeldi. Ben Düzce bu bacalar içinde en sevdiğim yer. Evet. Zorlu, hızlı, bazen çok yavaş. Evet. Yol notları konusunda mükemmeldi. Bu sezon özellikle güzeldi. Geçen sene de problem yoktu. Mutluyuz. Her bacada olması gereken bir ayak Düzce olarak düşünüyorum. Ankara'dan katılan bir diğer sporcu Eren Alver ve yardımcı pilotu Medeni Soysal yarışın ilk etabında 5. zamanı yaptılar. Bu etapta 5 dakika zaman kaybeden ekip gün ortası servisine genel klasman 4. sırasında girdiler. Servisten sonra aynı etabı bir kez daha geçen Eren Alver Medeni Soysal ikilisi bu kez etapta 3. zamana imza attı. Diğer etap iptal olunca Eren Alver Medeni Soysal ikilisi Düzce yarışını genel klasman 3.sü olarak tamamlamayı başardılar. Yarış sonrası Eren Alver ve Medeni Soysal'la görüştük. Türkiye Baja Şampiyonası'nın bir ayağının daha sonuna geldik. Düzce ayağını koştuk bu yarışta. Gerçekten çok zorlu bir yarış oldu bizim için. Doğa gerçekten bizi zorladı diyebiliriz. Yağmur, biz bir de camlı yarıştık. Ondan dolayı biraz maalesef buğu problemimiz oldu ilk gün. Ama ikinci gün daha iyi bir yarış çıkardık. İkinci gün zaten organizasyon da hemen aksiyon aldı doğal uyarılara. Meteorolojinin olsun, AFAD'ın olsun. Etabı kısa tuttular. İki günün bence bu en zor yarışıydı diyebilirim. Güzel bir derece yaptık. Şu anda 3. olarak tamamladık yarışı. Türkiye Baja Şampiyonası'nda puanlarımızı biriktirmeye devam ediyoruz. Şu an Türkiye Baja Şampiyonası'nda ikincilikteyiz. Bunu korumayı ümit ediyoruz. Önümüzdeki yarışlara bakacağız. Bugün doğaya karşı gerçekten iki kişi birlikte nasıl çalışır onun çok güzel bir örneğini sergiledik. Eren gerçekten kontrolün çok zor olduğu yerlerde çok güçlü bir kontrol sergiledi. Ben de işte yön bulmakta, tehlikeleri söylemekte elimden geleni yaptım eksiksiz şekilde, cam silmekte. Arabadaki ufak tefek sıkıntılara rağmen işte ön muhafazamız yerinden çıktığı için tabii su alttan içeri girdi. Bayağı içeride ıslandık, duş almış gibi olduk. Bunlara rağmen gayet keyif aldık son dakikaya kadar. En sonunda Rallycross Parkur'unda oldukça aksiyonlu bir finish yaptık. Ağzımızda güzel bir tadı kalan iki gündü. Organize eden herkese, federasyona teşekkür ediyoruz. Özellikle de Eren'e ben teşekkür ediyorum. Güvenle bizi buraya getirdiği için. Eyvallah, sağ olasın. Burada tabii bu yarışın yapılmasında emeği olan çok insan var. DOSOT'tan tutalım, AGK'dan tutalım, TOSFET çalışanları olsun. Artı bize bu görüntüleri sağladıkları için de Tork Spor ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Tabii bizi bu yarışta yürütmesinde çok emeği olan, çok katkısı olan Polat abimizi de es geçmiyoruz. Teşekkür ederiz. Bizi her yarış sorunsuz yarıştırıyor. Eline sağlık diyorum abi. Sağ olasın. Elinize sağlık sizin. Sezonun 3. ayak yarışı Düzce Pilisunus yarışında Ali Çetin, Sabahattin, Mustafa Demir ikilisi ilk etapta 3. zamanı yaptılar. Ardından servise geçen ekip araçlarının son bakımlarını bir kez daha yaptı ve yeniden Akçakocabey etabını geçmek için yola çıktı. Sabah geçtikleri etabı bir kez daha geçen Ali Çetin, Sabahattin, Mustafa Demir bu kez etapta 6. zamanı yaptılar ve günü genel klasman 4.sü olarak tamamladılar.
Yarışın ikinci günü tek etap geçildi ve bu etapta da Ali Çetin, Sabahattin, Mustafa Demir ikilisi dördüncü zamana imza attılar. Yarış sonunda genel klasman dördüncülüğüne imza attılar. Sezonun ilk yarışını kazanan 54 kapı numarasıyla izlediğimiz Abdullah Turgut Arda Şenay ikilisi geçtiğimiz Bolu yarışından sonra Kenan Mevrik araçlarını Derin Doğaner'e sattıktan sonra kendileri yeni nesil Kenan Mevrik X3 RS Turbo araçlarına geçtiler. Türkiye'de şu anda tek olan bu araçta Düzce'de start alan Abdullah Turgut Arda Şenay ikilisi ilk etapta istedikleri performansa ulaşamadılar. Bunun en büyük nedeni araçları istedikleri gibi hazırlanamadı. Çünkü yarış öncesi yurt dışından gelen araç apar topar yarışa yetiştirildi. Dolayısıyla istedikleri ayarlar oturmadı ve günün ilk etabını 6. sırada tamamladılar. Gün ortası servisinden sonra Abdullah Turgut Arda Şenay ikilisi günün ikinci etabında 5. zamanı yaptılar. İlk günü de genel klasman 5.'si olarak tamamladılar. Yarışın ikinci günü tek etap geçildi ve bu etapta da Abdullah Turgut Arda Şenay ikilisi yüksek bir tempoda sürüş yaptılar. Aslında araçları bu zemine göre çok da uygun değildi. Bunun nedeni doğru lastiği bulamadıkları için buna rağmen zorlu etabı iyi bir dereceyle tamamlamayı başardılar. Etapta ikinci zamanı yapan Abdullah Turgut Arda Şenay yarışı genel klasman 5.'si olarak tamamladılar. Yarış sonrası kendilerinin duygularını aldık. Sevgili seyirciler, yanımda Abdullah Turgut ve yardımcı pilotu Arda Şenay var. Onlar da zorlu Düzce yarışını tamamladılar. Gerçekten iki gün çok zorluydu Abdullah Bey. Yeni aracınız da hayırlı olsun. Bize bir özet geçer misiniz? İki gün ne yaşadınız? Bir de aracınızdan memnun musunuz? Yeni araç Maverick R 2024. Türkiye'ye ilk giriş yapan aracı biz satın aldık. Fakat teşekkür ederiz, sağ olun. Fakat aracı Türkiye'ye getirttik ama bizim aracı görme şansımız sadece burada oldu. Sağ olsun İsrafil'in bizim macera bayisi arabayı hazırlayabildiği kadar onlar da hazırladı. Onların da kısıtlı iki günü vardı. Hani teknik sorun yaşadınız mı? Hayır, teknik bela yaşadık. Teknik sorun yaşamadık. Neler oldu? Yani bir tanesinde lastiğimiz o kadar parçalandı ki buraya geldiğimizde lastiğimizi spiralle kesmek zorunda kaldık. Evet. Tabii şöyle bir güzellik de oldu. Esasında güzellik dememek lazım. Çünkü İsrafil benim canım ciğerim. Evet. İsrafil benim hiçbir zaman rakip olarak gördüğüm biri değil. Pilotluk olarak ben kendisini her zaman benim üstümde olarak görürüm. İsrafil'in yaşadığı o motor sorunundan dolayı İsrafil bu yarışa katılamadığı için beni otomatik olarak Türkiye şampiyonasında beni üst dereceye yetti İsrafil. Ama tabii İsrafil gibi bir pilotun önünde olmak çok daha gurur verici bir şey. Çünkü adam hakikaten bu işin duayeni. Hakikaten bu işin duayeni. Bize pilot. Tabii şampiyon pilot. Bize bu işi öğreten, tekniklerini anlatan, bize hakikaten öğreten biri. Göreceğiz Denizli neler getirecek. Bence de nazara geldik ya. Ben Abdullah abimle yarış kariyerimizde ilk defa lastik patlattık ve aynı günde iki kere patlattık. Aynı lastik. Araç zaten dediği gibi göremedik aracı. Kutu olarak gördük ve burada tam toplanmış gördük. İsrafil abiler sağ olsun çok ciddi bir emekle gece uyumadan hazırladılar aracı. Yani zorluydu. Bir de dediğim gibi yani ikinci etap gidiyoruz. Biz ilk etap 40. kilometrede patlattık lastiği. Bir de şu da var aslında dezavantajınız. Siz ilk çıktığınız için iz de yok. Yol notu bulmakta da biraz, mesela arkanızdan gelen biraz daha yol notunu kolay bulmuş olabilir. Yani öyle, o noktada yol çok notu... sorun yaşamadık esasında. Arda Allah için o noktada iyi. Ama bu yarışta tesellilerimiz oldu. Benim arabayı sattığım eski arabam birinci oldu. Evet, Derin Doğaner. Evet. Diren benim öz yeğenim gibidir. O ikinci oldu. Evet. Eren Ankara'dan katılıyor. Onu da çok severiz. O üçüncü oldu. Böyle güzel tesellilerimiz de oldu biz. Çünkü dostlarımızın başarısıyla da övünen, mutlu olan insanlarız. Yağız birinci Ali Emre Yılmaz yarışın ilk günü şanssızlık yaşadı. Akçakocabey etabında kameralarımızın bulunduğu bölgeye geçtikleri gibi araçlarında sorun meydana geldi. SSV araçlarının klasik sorunu, kayışın yerinden çıkması sonucu araç yolda kaldı. Ardından ekibimiz kendilerine yardım ederek aracı güvenli bölgeye aldı. Yardımcı pilot Ali Emre Yılmaz elinden gelen çabayı gösterdi. Ancak kayış içeriye sardığı için orada müdahale etmek imkansız. Dolayısıyla ilk gün ilk etap ortasında yarışa veda etmek zorunda kaldılar. Müzik
Yağız birinci, Ali Emre Yılmaz ikinci güne tempolu başladı. Zamanlar çok iyi gelmeye başlamıştı ancak etabın bir bölümünde yol kaçırdıkları için oldukça zaman kaybettiler. Sonunda yolu buldular ancak kaybettikleri zaman onları oldukça aşağılara sürükledi. Dolayısıyla Düzce Bağ yarışı onlar için çok da iyi geçmedi diyebiliriz. Kendilerine sezonun son yarışı Denizli'de başarılar dileriz. Benzer sıkıntıları yaşayan bir diğer ekipte yine SSV ile yarışan Ali Saim Tekin, Batuhan Korkut ikilisi oldu. Ekip günün ilk etabında harika mücadele etti ve etabı 4. sırada tamamlamayı başardılar. Gün ortası servisinden sonra Ali Saim Tekin, Batuhan Korkut aynı etabı bir kez daha geçtiler ve bu etapta da çok iyi zaman yaparak 3. sırada finişe ulaştılar. Yarışın ikinci günü sağanak yağmurdan dolayı ikinci lüp iptal edildi. İlk lüpta start alan Ali Saim Tekin, Batuhan Korkut ikilisi tıpkı Yağız birinci, Ali Emre Yılmaz ikilisi gibi mekanik sorun yaşadılar ve onların da aracının kayışı kopunca aracı yol kenarına çektiler ve orada Düzce yarışına veda ettiler. Onlara bu hafta sonu gerçekleşecek olan Denizli final yarışında başarılar diliyoruz. SSV'de sezonun 3. ayak sonunda genel klasman şu şekilde oluştu. Birinciliği Derin Doğaner, Onur Sırımoğlu elde etti. İkinci Diren Üykü, Caner Çapar. Üçüncü Eren Alver, Medeni Soysal. Dördüncü Ali Çetin, Sabahattin, Mustafa Demir. Beşinci Abdullah Turgut, Arda Şenay sıralamasıyla tamamlandı. Şimdi sıra geldi otomobil sınıfına. Otomobil sınıfında Prisius Bacağı Düzce yarışını Mehmet Tüfekçioğlu, Tuvana Sayar ikili kazandı. Ekip yarışın ilk etabında otomobil sınıfında 4. zamanı yaptı. Gün ortası servisinden sonra aynı etabı bir kez daha geçen Mehmet Tüfekçioğlu, Tuvana Sayar ikilisi tempo yükselttiler ve bu etapta best time yaparak etabı kazandılar. Günü otomobil sınıfında genel klasman 3.'sü olarak tamamladılar. Düzce yarışının ikinci günü ise tek etap geçildi ve bu etapta Mehmet Tüfekçioğlu, Tuvana Sayar ikilisi baskılarını bu etapta da artırdılar ve bir kez daha best time yaparak Düzce yarışını otomobil sınıfında genel klasman birincisi olarak tamamlamayı başardılar. Ekip aynı zamanda sınıf 2'de de birinciliği elde etti. Body sponsorluğunda yarışan Atilla Baybara, Cüneyt Göktürk ikilisi Nissan Navara araçlarıyla günün ilk etabında ikinci zamanı yaptılar. Aynı etabın ikinci geçişinde ise temkinli sürüş tercih eden Baybara Göktürk ikilisi 4. zamanı yaptılar. Gün sonunda otomobil sınıfı genel klasman ikinciliğini elde ettiler. Yarışın 3. etabında ise Atilla Baybara, Cüneyt Göktürk tempo yükselttiler ve bu etabı 2. sırada tamamlamayı başardılar. ...305 kapı numarasıyla izlediğimiz Atilla Baybara, Cüneyt Göktürk yarış sonunda otomobil sınıfı genel klasman ikinciliğini elde etti. Ekip sınıf 3'te ise birinciliği elde etti. Evet, herkese tekrar merhaba. Yine biz şampiyonaya lider geldik. Lider olarak da devam ediyoruz. Denizli'ye son ayağa gideceğiz. Neler düşünüyorsun? Nasıl geçti? 3 tane özel etap yaptık. Dün 2 tane 57 kilometre geçtik. Bugün de 30 kilometre zor bir etap geçtik. Nasıl geçti? Anlat bakalım. Aslında daha iyi olabilirdi. Daha iyi olabilirdi. Evet. Ama bence iyi çıktık gene. Aracımızda sıkıntılar yaşadık. Ama bugün 3. etap özellikle çok keyifliydi. Gene Bolu'da olduğu gibi 1 dakikanın içerisinde 3 kişi miydik? 3 araç. 3 araçtık. Hatta 1 dakikada da değil, 40 saniye. 40 saniye içinde. Böyle olunca çok keyifli oluyor. Bugün genel 2, kategori 1 bitirdik. Ben çok eğlendim. Araç
hala iyi. Denizli'ye tekrar hazırlayacağız ve bitireceğiz inşallah. Son sözleri sen söyle. Vallahi çok güzeldi, çok keyifliydi. Eğer bizi takip ediyorsanız Denizli'ye bekliyoruz sizi. Denizli'de şampiyonluğu ilan edeceğiz. Bakalım. Görüşmek üzere. Alper Sarper, Cihan Armağan ikilisi yarışın ilk etabında otomobil sınıfında etabı 3. sırada tamamladılar. Gün ortası servisinden sonra Sarper Armağan ikilisi etabı 2. sırada tamamlamayı başardılar. Gün sonunda otomobil sınıfı genel klasman birinciliğini elde ettiler. İkinci güne avantajlı başlayan Alper Sarper, Cihan Armağan ikilisi son etapta 4. zamanı yaptılar. Bu etapta fazla temkinli sürüş yapınca zaman kaybettiler. Bu kayıp onları yarış sonunda otomobil sınıfında 3. sıraya düşürdü ve yarışı da podyumun 3. basamağında tamamladılar. Yarış sonunda Alper Sarper, Cihan Armağan'la görüştük. Dün güzel bir yarış oldu bizim için. İki etapta da kendimizi genel klasmanda ve şeyde birinci olarak bitirdik. Bugün ufak bir yol hatası yaptık. Genelde üçüncülüğe düştük. Kendi kategorimizde birinci olduk. Ama o da önemli değil. Maksat buraya gelip yarışmak. Güzel dostluklar edinmek. Önemli olan bizim için oydu. Yani her şey bir yana. Önemli olan burada bulunmak, bu nefesi tatmak. Ya tabii pisti şimdi biraz daha farklı. Hem yarışın vermiş olduğu heyecan hem de yarışın adrenalini, hız tabii ki zorluklar oluyor. Evet. Biz pilotumla çok iyi anlaşıyoruz, sorun yok. İlk gün dediği gibi birinci bitirdik kendi sınıfımızda. Genel klasmanda da birinciydik. Bugün de ufak bir sorun yaşadık. Evet. Kaybolduk. öyle oldu. Bugün de Allah'ın izniyle güzel bitirdik. Yani 30 saniye, 45 saniye bir şey. Çok bir şey değil. Tamam. Evet. Erken uyanmışsınız. Ama şu an şöyle bir durum var. Saniyelerle yarıştığımız için önümüzdeki, arkamızdaki genel klasmanda hani 20 saniye, 30 saniye diye gidiyor. İzzet Nazlı Kaya, Hakan İşen ikilisi Düzce yarışında ilk etapta otomobil sınıfında 5. sırada finiş gördüler. Gün ortası servisinden sonra aynı etabı onlar da bir kez daha geçti ve bu kez 5.liği elde ettiler. Günü otomobil sınıfı genel klasman 4.sü olarak tamamladılar. Yarışın ikinci günü tek etap geçtiler ve bu etapta 7. zamanı yaptılar. Böylelikle yarış sonunda İzzet Nazlı Kaya, Hakan İşen ikilisi otomobil sınıfı genel klasman 4.lüğünü elde ettiler. Ömer Adil Sağlam, Erdem Şimşek ikilisi Mitsubishi Pajero otomobilleriyle göze hoş gelen görüntülere imza attılar. Yarışın ilk etabında onlar da bir talihsizlik yaşadı ve etabın 15. kilometresinde şanzıman sorunu yaşadılar. Tam bizim kameralarımızın olduğu yerde bu talihsizliği yaşayan ekip çok zaman kaybetmelerine rağmen aracı yürütmeyi başardılar ve finişe ulaşarak bir sonraki etap için araçlarını serviste hazırladılar. Aynı etabı bir kez daha geçen ekip kaybettikleri zamanı telafi etmek için performanslarını yükseltti ve etabı 3. sırada tamamlamayı başardı. Yarışın ikinci günü Ömer Adil Sağlam, Erdem Şimşek ikilisi son etapta 6.lığı elde etti. Yarış sonunda otomobil sınıfı genel klasman 5.liğini alırlarken sınıf 3'te ise 2. oldular. Çok güzeldi, keyifliydi. Etaplar güzeldi. Malum hava şartlarından son günün etapları biraz iptal oldu. Bir etabımız tam iptal oldu. Diğeri de yarıya düştü.
İlk gün vitesimiz yerinden çıktı. Şanzıman sorunu yaşadık. Üçüncü viteste bitirebildik. Bugün de çok güzeldi. Birkaç yerde sorun yaşadık biz yine. Çobanın biri karşımıza çıktı koyunlarıyla. Orada bir süre kaybettik. Ama ona rağmen işte kendi grubumuzda ikinci olduk. İnşallah daha iyi olacak. Yani biz yeni başladık. Evet. Öyle söyleyeyim. İlk yarış mı? Yoksa daha önce? Biz Çanakkale'de ilk yarışımız. Evet, vardık. Bu da bizim ikinci yarışımız, öyle söyleyeyim. Evet Erdem, aranızdaki uyum nasıl peki? Çok iyi. Biz zaten Ömer'le çocukluk arkadaşıyız. O yüzden avantaj. Tabii. Süper. Çok iyi anlaşıyoruz arabanın içinde. Hiç o beni germiyor. Ben onu germiyorum. Böyle yol alıyoruz. Çok aslında güzel. Şimdi böyle söylüyorum. Pilotlar bazen bana şey yapıyor, sitem ediyorlar ama bana göre co-pilotların işi çok daha zor. Evet. Hem yol tarif et, hem kağıtlarla uğraş, bürokrasiyle her şeyle co-pilot uğraşıyor. Evet. Onun üstesinden gelmeye çalışıyorum. Biraz bu evrak işlerini seviyorum. Değil mi? Zaten mesleğim gereği diyorsun, evet. Değil mi? Güzel, bugün de güzeldi. Yol bulmak zor mu? Yol bulmak, dikkatli olursanız aslında kolay. Ama kaçırmak gene, evet, kolay. Kaçırdığınız yani. Zaman bitti. Yarış o an sizin için bitiyor. Ben Erbaş, Mehmet Çağrı Çıtanak ikilisi Toyota Hilux araçlarıyla yarışın ilk günü, ilk etapta büyük bir talihsizlik yaşadı. Kameralarımızın olduğu yerde bir U viraj dışında büyük bir çukurun içine adeta saplandılar. Farklı açılardan bu yol dışını izliyoruz. Ardından Tork Spor ekibi kurtarma operasyonuna da başladı ve Benerbaş Çağrı Çıtanak aracını oradan çıkartarak servise ulaştırmayı başardı. Benerbaş Çağrı Çıtanak bu etabın ikinci geçilişinde 6. zamana imza attılar. İlk etapta kaybettikleri zamanlardan dolayı genel klasmanlarda günü 6. sırada tamamladılar. Yarışın ikinci günü Benerbaş Çağrı Çıtanak ikilisi kaybettikleri zamanı telafi etmek için mücadele ettiler ve etabı 5. sırada tamamlamayı başardılar. Yarış sonunda Benerbaş Mehmet Çağrı Çıtanak otomobil sınıfı genel klasman 6.'lığını elde ettiler. Ayrıca sınıf 3'te de 3.'lüğü aldılar. Yarış sonrası Çağrı Çıtanak'la görüştük. Yanımda Çağrı Çıtanak var. Gerçekten çok zorlu bir yarışı tamamladılar. 3. ayakta tamamlandı. Düzce yarışı nasıl geçti diye sormayacağım. Tam da önümüzde bir şanssızlık yaşadınız. Evet. Neler oldu? Bir ilk günle başlıyor aslında ne olduğunu. Biz çok anlamadık ne olduğunu, ne bittiğini. Ben hele hiç anlamadım. Bizim orası sen biraz daha şeysin, oradaydın yani. Orada döndükten evet ya yani döndükte böyle bir sağ U yapıyorduk bir yerde. Virajın da tam dışında bir hendek varmış. Bayağı büyük bir hendek. Yol notunda da göremedik. Şeydeki realde de göremedik hendeyi bir türlü. Sonraki karede sonraki karede çok yakındı. Ben o yüzden abi buradan sağ U yapacağız deyip yol notuna baktım. Yola da bakmıyordum. Bir anda her şey yan döndü. Yan kaldık içeride. Ben hiç nasıl düştüğümüzü çok bilmiyorum. Muhtemelen dönerken çok açıldık. Ya şu an gülüyoruz ama tabii orada zamanlar da hoşlu gitti. Ya tabii canım, zaman gitti, kaldık orada. İşte sonra çektiler senin arabayla. Teşekkür ederiz tekrar abi, sağ olasın. Rescue görevini de gördük bu arada. Sadece eşsiz check-in'ler için değil, eşsiz kurtarma operasyonları için de başvurduğumuz yegane isim. Eyvallah. En azından öyle. Sizi yetiştirebildik ikinci lopa. Evet, geldik, toparladık arabayı. Hatta arada bir acaba çıkmasak mı falan dedik ikinci etaba. Sonra çıktık, iyi ki de çıkmışız. Bugün bir üçüncülük de olsa podyumu görme çıktık. Şansımız oldu. Aynen öyle. Aslında işte biraz da sporun doğasında var olan pes etmemek ve maraton koşmayla alakalı güzel de bir ders almış kesinlikle. Olduk. Yığılmadan bırakmadan ama devam edeceğiz. Ama aracınız da rüştünü ispatladı yani. Öyle bir yere sert girip sağlam aynen çıkması öyle. Gerçekten. Aynen öyle. Yani bir sol camımız ve aynamız gitti. Onu telafi ettik. Yani kaportamızda vuruklar var ama araba hiçbir şey olmadı. Aynen öyle. Süper. Gayet güzel. Bugün de gazlaya gittik. Biraz kaydık. Bugün çok çamurluydu etaplar. Lastik seçimimizden dolayı da biraz... Bugün biraz gibi geldi bana. Evet. Bugün çok gezme modundaydık. Yani finişi görelim. Sonrasına bakarız dedik. Aynen öyle. Çünkü lastiklerimiz de çok çamur için çok ideal lastikler değildi. Çamur lastiğiydi ama... Tintin geze geze finişi gördük. Çok da keyifli aldık vallahi bugün. Özgür Şenyurt, Volkan İşler, Suzuki Grand Vitara araçlarıyla Düzce Precious yarışında ilk gün 1. etapta otomobil sınıfı 6.'lığını elde etti. Gün ortası servisinden sonra Özgür Şenyurt, Volkan İşler ikilisi bu etabı bu kez 8. sırada geçtiler. İlk
geçirişe göre zaman kaybı yaşadılar. Bunun da nedeni ilk etapta Benerbaş Çağrı Çıtanağ'ın başına gelen olayın birebir benzerini yaşamalarıydı. Şenyurt İşler'in araçları da kayarak aynı çukura saplandı. Dolayısıyla burada zamanlar uçtu gitti. İlk gün ekip için bu şekilde sonuçlandı ve otomobil sınıfında genel klasman 7.'si olarak günü noktaladılar. Ertesi gün bir etap koşuldu ve bu etapta Özgür Şenyurt, Volkan İşler ikilisi başarılı bir performans ortaya koydular ve etabı 3. sırada tamamlamayı başardılar. Bu sonuçlarla Özgür Şenyurt, Volkan İşler ikilisi Düzce yarışını otomobil sınıfı genel klasmanında 7. sırada tamamladılar. Yarış sonrasında Özgür Şenyurt'un görüşlerini aldık. Özgür, Volkan, zorlu yarış tamamlandı. Evet. 3. ayağı da tamamladık sezonda ama siz talihsizliklere devam ediyorsunuz. Neler evet. oldu? İlk günden bu başlayalım. İlk gün 25'e kadar bir şey olmadı. 25'te bir çukura düştük, lastik patlattık, değiştirdik. 5 kilometre sonra arabanın direksiyonun power'ı gitti. Power gittikten sonra işte normal şeye döndü. Yani sertleşti direksiyon. Sertleş. Kullanamadık zaten. Sonra etabı bitirdik, etabı geldik. Bitirdik, geldik. Yeniden aynı tantana. Yine aynı. Süre çıkmadı. Evet. Çukura düştük, geri çıkmaya çalıştık. Bilmem ne, bir sürü rezillik, çok uğraştık. Çok. Ondan sonra... İşkence oldu size bu yarış. Ondan sonra evet, evet çok işkence oldu. Ya geçen seferden beri, yani Bursa'dan sonra ne bir kısmetsizlik bir nedir anlamadık. Yani bir türlü olmuyor araba. Bir koşul mu döksek acaba? Acaba herhalde. Ya ne yaptık, ne yaptıysak düzelmiyor ya. Ya çaka gibi yani. Yani geçen sefer arazi şanzımanında arıza vardı. Düzelttik, şimdi power hiç alakası olmayan bir şey. En son bu son etap... Ha, kullanırsak süre de çıkarıyoruz ya, yani. Mekanik spor böyle bir evet, şey ama evet. üst üste gelmesi yani, sevimsiz olmuş. Ya. Bir de yani 15 gün arabanın her yerini sök bilmem ne yap. Özen. Ya niye oluyor anlamıyorum yani. Niye olduğunu anlamıyoruz. Böyle bir kısmetsizlik var. Bir türlü olmuyor. Bu sefer de denizini zaten. Denizini çözeriz inşallah. Vallahi hiç ümidim yok. Artık ümidim yok. Artık iddiamız da kalmadı zaten. Yani hiçbir iddiamız da kalmadı. Bunda da bir şey yapmamız lazımdı olursa. Burada da yapamadık. Yapamadığımız için bir iddiamız kalmadı. Genelde 500 ama artık bu saatten sonra bir şey çıkmaz buradan. Artık önümüzdeki seneye bakacağız. En azından yarışı kazanmaya bakın ben. Evet evet bakacağız. Denizde oynayacağız ama evet. artık bir şey çıkmaz. Ümidimiz kalmadı yani. Arabada bir tahsizlik var olmadı bir türlü. Durum böyle yani. Sen ne diyorsun? Ya, etaplar harikaydı ama. Ağaçlarla ilgili. Evet arabada mekanik olarak bir talihsizlik oluyor. Evet. Ama işte ondan dolayı da ilk etap ilerleyemedik ama ikinci gün... fena gitmedik. Bakacağız. Önümüzde bir Denizli var. İlfer Offroad Team takımından İlyas Önmez, Bozkır Pelister ikilisi Düzce yarışına iyi bir tempoda başladılar. Her şey yolunda giderken ilk etabın ortalarına doğru araçlarında mekanik sorun meydana geldi. Az sonra Bozkır Pelister ne olduğunu bize anlatacak. Günün ikinci etabında ise araçları daha iyi performans sergiledi ve etabı 7. sırada tamamladılar. İlk gün sonunda İlyas Sönmez, Bozkır Pelister otomobil sınıfı genel klasman 8.'si olarak günü noktaladılar. Ertesi gün bir etap geçtiler ve bu etapta da İlyas Sönmez, Bozkır Pelister ekibi 10. zamanı yaptılar. İkinci günde bazı problemler yaşayan ekip Düzce yarışına otomobil sınıfı genel klasman 8. sırasında tamamladılar. Ekip ayrıca sınıf 4'te ikinciliği aldı. Yarış sonrasında Bozkır Pelister bize neler olduğunu anlattı. Evet, yanımda Bozkır Pelister var. Gerçekten zorlu Düzce yarışını tamamladılar. Oldukça da fırtına vardı. Etaplar çok zorluydu. Bugün özellikle çok balçık da vardı değil mi? Evet. Bize bir özetler misin? Dün bugün nasıl geçti sizin için? Dün çamurluydu gerçekten. Evet. O yüzden kaydık. Devriyorduk. Yan yatmadık. Bir odun bizi tuttu. Ha, ne güzel. Tutmasaydı gidiyorduk. Bir sihirli el orada gerçekten sizi bizi yardım etti bize. O etaptan çekinmek zorunda kaldık. Evet. İkinci etaba girdik. İkinci etabı sağ salim kaya kaya bitirdik. Bugünkü etap gerçekten daha zorluydu. Çok aşırı. Balçık vardı. Bir de havada iyice yağmur yağmaya başladı. Evet. İkinci etabı da kaya kaya yine bayağı bir süre kaybettik. Çünkü bir yerde neredeyse spin atıyorduk. Çevirdik neyse ki.
ve birinci... Uzaktan seslerinizi duyduk. Bayağı zorlandınız. Bir yerlerde mücadele ettiniz. Evet, evet. Oralarda zorlandık. Bitirdik günü. Zaten kısaydı. Var mı kupa? Kupamız var. Güzel, evet. Tebrik ederim. Kendi klasmanımızda ikinciliğimiz var. 403 kapı numarasıyla izlediğimiz Aziz Görkan, Göksel Günaydın ikilisi Düzce yarışına otomobil sınıfı genel klasman 9. sırasında tamamladılar. Tarık Gökbay, Osman Metin ikilisi 401 kapı numaralı Land Rover Defender'la Düzce yarışına katıldılar ve 1. etapta 9. zamanı yaptılar. Gün ortası servisinden sonra aynı etabı onlar da geçti ve etapta 11. zamanı yaptılar. Tarık Gökbay, Osman Metin'in de Land Rover Defender araçları motor arızası verdi. İlk günü güçlükle tamamlayan ekip gün sonunda otomobil sınıfı genel klasman 9. sırasında yer aldılar. Ertesi gün geçilen etapta ise Tarık Gökbay, Osman Metin ikilisi bu etapta da 9. zamanı yaptılar. Bu sonuçlarla Düzce yarışını otomobil sınıfı 10. sırasında tamamladılar. AEF Otomotiv sponsorluğunda yarışan Gökhan Göç, Fatih Sulmaz ikilisi yarışın ilk günü 1. etapta otomobil sınıfında finişe 13. sırada ulaştılar. Ancak araçları Mercedes ML500 mekanik sorun yaşadı. Aslında sezonun başından itibaren motordaki problemi bir türlü çözemeyen ekip benzer sıkıntıları Düzce'de de yaşadılar. Dolayısıyla zamanlar uçtu gitti ve etapları güçlükle tamamladılar. Gün ortası servisinde de istedikleri gibi aracı hazır hale getiremeyen Gökhan Göç, Fatih Sulmaz ikilisi ilk günü otomobil sınıfı genel klasman 11. sırasında tamamladılar. Ertesi gün bir etap geçen ekip bu etapta ise bir kez daha 11. sırada finiş gördü. Yarışta sınıf 4'te ise 5.lik puanını alarak en azından moralli olarak Sakarya'ya evlerine döndüler. Ekibe Denizli'de final yarışında başarılar diliyoruz. 304 kapı numarasıyla izlediğimiz Pajero ile yarışan Atakan Keskin, Ergün Şatır ikilisi yarışın ilk günü 1. etapta büyük bir kaza geçirdiler ve yol dışına çıkarak metrelerce aşağı sürüklendiler. Neyse ki kendilerinde herhangi bir şey yok ama aracı çıkaramadıkları için ilk güne erken veda etmiş oldular. Ancak teknik ekip gece otomobili yetiştiremedi çünkü oldukça hasar almıştı. Dolayısıyla ertesi günde yarışa çıkamadılar ve onlar için Düzce yarışı çok erken noktalanmış oldu. Onlara da sonraki yarışlarında başarılar diliyoruz. Sevgili seyirciler, bu sonuçlarla 2023 Türkiye Baha Şampiyonası 3. ayak yarışları da tamamlanmış oldu.